Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar geçenlerde 400 soruluk bir video paylaşmıştım. Fakat bunu dışa aktarırken bir sorun olmadığı halde birkaç soru okuduktan sonra sesin gittiğini fark ettim. Ve ara ara da donmalar yaşanıyormuş. Bu yüzden bu sıkıntıyı gidermeye çalıştım fakat olmadı arkadaşlar. Ben de videoyu bölerek 200-200 şeklinde iki video halinde sizlerle paylaşmayı düşündüm. Sizler de hazırsanız sorularımıza geçelim. Dünya Sporbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu olan milli motosikletçimiz kimdir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Toprak Rağzatlıoğlu diyoruz eğer böyle bir soruyla karşılaşırsak. Geçelim ikinci sorumuza. Polonya'da düzenlenen paraatletizm Avrupa Şampiyonası'nda T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde 16.83'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olan ve altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Zübeyde Süpürgeci'dir diyeceğiz arkadaşlar. 2021'de Polonya'da Uluslararası Boks Birliği tarafından düzenlenen Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda dünya şampiyonu olan ve altın madalya kazanan sporcumuz kimdir? Bu sporcumuz ise Büşra Işıldar olacak. Nisan 2021'de Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcumuz kimdir? Bu sorumuzun cevabı ise Muhammed Furkan Özbek diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Mart 2020'de Dubai'de düzenlenen Uluslararası Paraatletizm Grand Prix'te uzun atlamada 5.41 ile altın madalya kazanan milli sporcumuzun adı nedir? Fatma Damla Altın'dır diyoruz arkadaşlar. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ödülünün sahibi hangi film olmuştur? Yönetmenliğini Ferit Karahan'ın yaptığı Okul Tıraşı isimli film en iyi film ödülünü sahibi olmuştur. 28 Ekim 2021'de milli park ilan edilen ve böylece Türkiye'nin son milli parkı olan yer neresidir? Sarıçalı Dağı Milli Parkı, Ankara Nallıhan'da bulunan Sarıçalı Dağı Milli Parkı olmuştur diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına ne isim vermiştir? Omikron ismini vermiştir arkadaşlar. 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir? Hemen bakalım. Katar diyoruz. Dünya 5'ten büyüktür felsefesiyle yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alınan eserin adı nedir? Daha adil bir dünya mümkün olacak bu sorumuzun cevabı. 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan ülke hangisidir? İtalya'dır. İtalya'da düzenlenen Yavaş Kent, Sakin Şehir manasına gelen Sittaflo Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısı sonunda en fazla tarihi eseri tescilli ilçeler arasında yer alan ve doğa güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri çeken ülkemizin hangi ilçesinin üyeliği kabul edilmiştir? Sorumuzun cevabı Arapgir olacak arkadaşlar. Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or yani Altın Top ödülünün 2021 yılındaki sahibi kim olmuştur? Bu sorumuzun cevabı ise Lionel Messi olacak. Türkiye'nin ilk milli istihbarat gemisinin adı nedir? TCG Ufuk. F klavyeyi icat edip geliştiren, millileştiren ve bu alanda dünya çapında büyük başarılar elde etmemizi sağlayan 91 yaşında vefat eden Türk öğretmen ve eğitimci kimdir? İhsan Sıtkı Yener'dir diyoruz. IMF Başkanı kimdir? Kristalina Georgieva olacak bu sorumuzun cevabı. 2021 yılı Avrupa Kültür Kenti neresidir? Sorumuzun cevabı Romanya Temeşvar olacak. Kentin sloganı ise şehrini kendinle aydınlattır diyoruz. 2021 Nobel Edebiyat Ödülünü kim kazanmıştır? Abdurrazak Gurnah kazanmıştır. Zanzibar kökenli romancıdır Abdurrazak Gurnah. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Interpol'ün 89. Genel Kurul toplantısında Uluslararası Polis Teşkilatı Başkanı kim seçilmiştir? Sorumuzun cevabı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Nasser Al Raisi olacak. İçişleri Bakanlığı 2022 yılını ne yılı ilan etmiştir? Hemen bakıyoruz. Afet tatbikat yılı diyoruz. Kızılay 2022 yılını ne yılı ilan etmiştir peki? Bu sorumuzun cevabı da dayanışma yılı olacak arkadaşlar. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edilen şehrimiz hangisidir? Konya'dır diyoruz. 2023 Dünya Kitap Başkenti neresidir? Gana, Akra olacak bu sorumuzun cevabı. Çağdaşlarının Farsçanın karşısında ebedi dil olarak Türkçeyi yetersiz görmelerini eleştiren, Türkçenin de Farsça kadar hatta daha fazla anlatım inceliklerine sahip olduğunu belirten Alişir Nevai tarafından Çağatay Türkçesiyle yazılmış eser hangisidir? Muhakemetül Lugateyn olacak bu sorumuzun cevabı. Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde bilim kültür alanında kim ödül almıştır? Hemen bakalım. Teoman Duralı almıştır diyoruz. Yine aynı ödül töreninde müzik alanında kim ödül almıştır? Bu sorumuzun cevabı İdil Biret olacak arkadaşlar. Görsel sanatlar alanında Alev Ebu Ziya ödül almıştır. Sinema alanında Cüneyt Arkın almıştır ödülü. Edebiyat alanında Gürbüz Azak. Kaligrafi alanında ise Etem Çalışkan bu ödülün sahibi olmuştur. Sahaflık alanında ise İbrahim Manav almıştır 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde bu ödülü. Vefa ödülünün sahibi ise Kemal Tahir olmuştur arkadaşlar. 2021 G7 zirvesi nerede yapılmıştır? Hemen bakalım. İngiltere'de yapılmıştır diyoruz arkadaşlar. Hemen G7 ülkelerini de bir hatırlayalım. ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada. 2022 G20 dönem başkanı hangi ülkedir? Endonezya'dır arkadaşlar. Expo 2023 nerede ve ne zaman düzenlenecektir? Sorumuzun cevabı Kahramanmaraş olacak arkadaşlar. 23 Nisan 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde düzenlenecektir. Hindistan'da çocukların futbol topu olarak kullandığı Çin greyfurdu olarak da bilinen Türkiye'de sadece Antalya'da yetişmekte olan 2 kilo ağırlığındaki meyvenin adı nedir? Pomelo'dur arkadaşlar. Milli Uzay Programı sloganımız nedir? Hemen bakıyoruz. Gökyüzüne bak, ayı gör. Yayımlanan cilt sayısıyla Guinness Rekorlar kitabına giren Golgo 13 çizgi romanına imza atan ve hayatını kaybeden yazar kimdir? Saito Takao olacak bu sorumuzun cevabı. Teknoloji devlerinin işlem gördüğü Nasdaq'te halka arz edilen ilk Türk şirketi hangisidir? Hepsi burada .com'dur diyoruz arkadaşlar. 2021 Taliban saldırısı sırasında 15 Ağustos 2021'de Afganistan'dan kaçan eski Afganistan Cumhurbaşkanı kimdir? Eşref Gani'dir. İki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme ne ad verilmiştir? Swap yani takas adı verilmiştir arkadaşlar. 2021 yılı Avrupa Birliği dönem başkanlığını yapmış olan ülkeler hangileridir? İlk 6 ay Portekiz, son 6 ay ise Slovenya olmuştur. Anayasa Mahkemesi Başkanı kimdir? Profesör Doktor Zühtü Arslan'dır arkadaşlar. Bingöller ülkesi olarak adlandırılan ülke hangisidir? Sorumuzun cevabı Finlandiya olacak. Güneşin yüksekliği ve şehrin boylamını hesaplayan, güneşin hareketlerinden mevsimlerin ne zaman başladığını belirleyen, dünyanın çapını bugünkü değere çok yakın olarak bulan jeodezi biliminin kurucusu kimdir? Biruni'dir arkadaşlar. 1393-1449 yılları arasında yaşayan, matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapan, kurduğu rasathane ile birçok bilim insanının başarılı çalışmalar yapmasına vesile olan ünlü Türk bilgin kimdir? Bu sorumuzun cevabı Uluğ Bey olacak. Ülkemizde matematik alanında doktorasını tamamlayan ilk matematikçi olan, yüksek öğretimde matematik eğitimini yaygınlaştıran, çağdaş matematiğin ve mekaniğin matematik esaslarını eğitim müfredatına dahil eden, Einstein ile görüşmesini Einstein ile 1 Saat adlı yazısında anlatan, Türkiye'de ilk defa matematik doktorası yöneten bilim insanı kimdir? Kerim Erim'dir diyoruz. Cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanan, cisimlerin kuadrik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kendi adıyla anılan arf sabiti, arf halkaları ve arf kapanışları gibi terimleri bularak matematik ve bilim dünyasına önemli katkıları bulunan bilim insanı kimdir? Cahit Arf'tır arkadaşlar. Geometri ve matematik alanındaki çalışmaları neticesinde uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış olan, çarpım tablosunun mucidi Türk bilgini matematikçi, kartografçı bilim insanı kimdir? Matrakçı Nasuh'tur. Matematik, astronomi ve kelam ilimlerinde aktif olarak eser veren ve önemli çalışmalarda bulunan, Fatih Külliyesi yıllarında güneş saati tasarlayan, İstanbul'un enlem ve boylam derecesini belirleyen ve dünyada ayın haritasını ilk çıkaran kişi olması nedeniyle ayın bir bölümüne adı verilen astronom, matematikçi ve dil bilimci kimdir? Ali Kuşçu'dur arkadaşlar. Türkçe ve Arapça olmak üzere 30'dan fazla eser bırakan, Türkiye'ye logaritmayı ilk getiren ve İstanbul Fatih'te adını taşıyan bir Anadolu Lisesi bulunan ünlü matematikçi kimdir? Hemen bakalım. Gelenbevi İsmail Efendi'dir diyoruz. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı kimdir? El Cezeri'dir. En büyük eseri olarak bilinen ve 10 bölümden oluşan Cebir Risalesi'nin 4 bölümünde kübik denklemleri inceleyen ve sınıflandıran, matematikte bu sınıflandırmayı yapan ilk kişi olan Fars, şair, filozof, matematikçi ve astronom kimdir? Ömer Hayyam olacak bu sorunun cevabı. Albert Gabriel'in modern statik hesabının olmadığı devirde bu açıklıkta o zaman için böyle bir eser hayranlık ve takdiri muciptir. Ayasofya'nın kubbesi köprünün altına rahatlıkla girer. Balkanlarda, Türkiye'de, Orta Doğu'da bu açıklıkta bu yaşta köprü yoktur diyerek nitelediği Malabadi Köprüsü nerededir? Arkadaşlar Diyarbakır'dadır diyeceğiz. Arkadaşlar burada hemen ben kısaca Evliya Çelebi'nin bu köprüyle ilgili yapmış olduğu tanıma da yer verdim. Eğer merak ederseniz bununla ilgili nasıl bir tanım yapmış, nasıl tanıtmış bu köprüyü, bununla ilgili bu bilgiyi okumak isterseniz hemen bir dakika durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi geçiyoruz diğer sorumuza. John Rambo, Rocky Balboa ve Fred Çakmaktaş gibi karakterleri seslendiren, birçok sinema filmi, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan, 20 Aralık 2021'de 69 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu kimdir? Sezai Aydın'dır diyoruz arkadaşlar. 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri kimler olmuştur? David Julius ve Ardem Patapoyton olmuştur bu ödüllerin sahibi. Birleşik Devletler Savunma Bakanlığı bünyesine bağlı ARPA tarafından geliştirilen dünyanın ilk paket dağıtım ağı ve evrensel internetin öncülünün adı nedir? ARPANET'tir arkadaşlar. 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında en iyi film ödülünün sahibi hangi film olmuştur? Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği Yaramaz Çocuklar olmuştur bu ödülün sahibi. Türksoy Daimi Konseyi'nde alınan kararla 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehir neresidir? Azerbaycan Şuşa'dır diyeceğiz. UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yapılan değerlendirme sonucunda UNESCO Dünya Miras geçici listesine kaydedilen Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları hangi ilimizde yer almaktadır? Amasya'da yer almaktadır diyoruz. Türkiye'nin en yüksek köprüsü hangisidir? Botan Çayı Beğendik Köprüsü'dür arkadaşlar. Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük hibrit enerji santrali nerededir? Bingöl Aşağı Kaleköy Hibrit Güneş Enerji Santral Tesisi olacak bu sorumuzun cevabı. İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan 6000 yıl sonra Mart 2020'de lav püskürtmeye başlayan yanardağın adı nedir? Fagradals yanardağıdır bu yanardağın adı. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağının anlaşılmasının ardından Almanlar tarafından gelebilecek bir saldırıya Trakya sınırında karşı koymak amacıyla Çatalca'da kurulan savunma hattının adı nedir? Çakmak Hattı'dır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı görev süresi kaç yıldır? 4 yıldır. 2020'de Türkiye'nin en yüksek rakımlı rüzgar enerji santrali nerede kurulmuştur? Van Gevaş'ta kurulmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Yenilmez şehir olarak da anılan ve 2014'te UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Anavarza Antik Kenti nerede yer almaktadır? Adana'da yer almaktadır diyoruz. Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcumuz kimdir? Bu sorunun cevabı da Hülya Şenyurt olacak arkadaşlar. Ağustos 2020'de Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Tuna 1 kuyusunda doğal gaz rezervi bulan ilk sondaj gemimizin adı nedir? Fatih'tir diyoruz. Ekim 2020'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen arkeolojik doğa sit alanı Santa Harabeleri hangi ilimizde yer almaktadır? Gümüşhane'de yer almaktadır arkadaşlar. 2021 Yeşil Avrupa Başkenti seçilen şehir neresidir? Lahti, Finlandiya'nın en büyük 9. şehri olan Lahti'dir diyoruz. 2020'de idam cezası Ulusal Meclis tarafından oy birliğiyle kaldırılan ülke hangisidir? Çat olacak bu sorunun cevabı. G20 nedir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan G20, İngilizce'de Group of 20 kavramının kısaltılmasından oluşuyor. Uluslararası Ekonomik İşbirliği kapsamında 25 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur diyoruz. Dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından biri olan Siena Photo Awards'da 2021 yılın fotoğrafı ödülüne sahip olan sanatçı kimdir? Hardship of Life yani Hayatın Zorluğu adlı fotoğrafıyla Hataylı fotoğrafçı Mehmet Aslan'dır. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren kimdir? Victoria Zeynep Güneş olacak bu sorumuzun cevabı. Penisilini keşfeden İskoç bakteriyolog kimdir? Alexander Fleming bu sorumuzun cevabı. 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol alan, Ocak 2020'de 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu kimdir? Fatma Girik'tir diyoruz. Kıpçaklar dönemine ait olduğu tahmin edilen ve mezarlarda yatan kişilere temsilen yapılan 123 cm uzunluğunda, 45 cm çapında 2500 yıllık Taşbaba heykeli nerede bulunmuştur? Erzurum'da bulunmuştur arkadaşlar. Zonguldak'ta 40.000 imza ile 2013 yılında yapımına başlanan Mithat Paşa Tüneli olarak halk arasında bilinen tünellerin ismi ne olarak değiştirilmiştir? Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı olarak değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi olan 6 Aralık 2021'de yaşamını yitiren Türk filozof, mütefekkir ve akademisyen kimdir? Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı'dır. Hazırladığı projeyle Mars'a gönderilen keşif aracını tasarlayan şirketin yarışmasına katılan, Anka Space Uzay Teknolojileri ekibine dahil olmaya hak kazanan, kendi imkanıyla yazılım geliştiren Türk genci kimdir? Elif Eda Güneş bu sorumuzun cevabı. Olimpiyat sporları bayrağı üzerinde yer alan sarı halka hangi kıtayı temsil eder? Asya kıtasını temsil ediyor arkadaşlar sarı halka, mavi halka Avrupa'yı, siyah halka Afrika'yı, yeşil halka Avustralya'yı, kırmızı halka ise Amerika'yı temsil etmektedir. Haziran 2020'de başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun adı nedir? Bataklık operasyonudur diyoruz. Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda parlayan yıldız ödülüne sahip olan milli sporcumuz kimdir? İbrahim Çolak'tır arkadaşlar. Aziz Sancar bursunu kazanan ilk Türk bilim insanı kimdir? Nazlı Değer olacak bu sorumuzun cevabı. Hemen Aziz Sancar'la ilgili de yine bir hatırlatma yapalım. Hücrelerin hasar gören DNA'ların nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandırılan araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır Aziz Sancar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2021 yılının ne yılı olması kararlaştırılmıştır? İstiklal Marşı yılı olması kararlaştırılmıştır arkadaşlar. Latince'nin resmi dil olarak kullanıldığı tek ülke hangisidir? Vatikan'dır diyoruz. Kutulamere kahramanı olarak bilinen Boğaz'dan Rumeli Hisarı'na bakış, Göksu Deresi'ne bakış, Kervansaray avlusunda Halıcılar ve Kotra Vapur Deniz adında eserleri bulunan kahraman kimdir? Halil Kutpaşa'dır arkadaşlar bu sorunun cevabı. Çanakkale Savaşı'nda büyük başarı sağlayan Nusret Mayın gemisi şu anda hangi şehirde bulunmaktadır? Mersin'de bulunmaktadır diyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı hangi ilimizdedir? Hemen bakalım. Rize olacak sorunun cevabı. Milgen projesinin 5. gemisi olan 2021 Ocak ayında denize indirilen ilk milli fırkateynimizin adı nedir? TCG İstanbul F515'tir diyoruz. 2019 yılında Milli Park ilan edilen Botan Vadisi Milli Parkı hangi ilimizde yer almaktadır? Siirt'te yer almaktadır arkadaşlar. Kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında dünyanın en büyük yeraltı şehri bulunan ilimiz hangisidir? Hemen bakalım. Nevşehir'dir diyoruz. Türkiye'nin en uzun cam terası hangi ilimizde yapılmıştır? Erzurum'da yapılmıştır arkadaşlar. Birleşmiş Milletler yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 27 Aralık'ı ne günü ilan etmiştir? Uluslararası Salgına Hazırlık Günü ilan etmiştir. Transanadolu Doğalgaz Boru Hattı Avrupa bağlantısı hangi ilimizde açılmıştır? Edirne olacak sorumuzun cevabı arkadaşlar. Kullandığımız banknotların arka yüzünde yer alan kişiler kimlerdir? Hemen bakalım. 5 TL'de Profesör Doktor Aydın Sayılı, 10 TL'de Profesör Doktor Cahit Arf, 20 TL'de Mimar Ahmet Kemalettin, 50 TL'de Fatma Aliye Hanım, 100 TL'de Buhurizade Mustafa Itri ve 200 TL'de ise Yunus Emre'nin resimleri yer almaktadır. Ekim 2021'den bu yana Guinness Dünya Rekorlarından dünyanın yaşayan en uzun kadını unvanını elinde tutan kişi kimdir? Rümeysa Gelgi'dir diyoruz. Güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar kitabına giren stadyum hangisidir? Nef Stadyumu'dur arkadaşlar. Nobel Edebiyat Ödülünü kabul etmeyen tek yazar kimdir? Jean-Paul Sartre'dır diyeceğiz. 29 Aralık 2021'de açılan Türkiye'yi Kafkaslara bağlayan Pirinkayalar Tüneli nerededir? Erzurum Artvin arası olacak sorumuzun cevabı. Sanayi Nefise Mektebi'nin heykel bölümünden olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın heykeltıraşı kimdir? Hemen bakalım. Sabiha Bengütaş'tır diyoruz. 2022 Kadınlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası nerede yapılmıştır? İstanbul'da yapılmıştır arkadaşlar. Teknofest 2022 hangi ilde yapılacaktır? Samsun'da olacak bu sorumuzun cevabı. 2022'deki NATO zirvesi nerede yapılacaktır? İspanya'da yapılacaktır. NASA tarafından fırlatılışı 18 Aralık 2021'e ertelenen Hubble Uzay Teleskobu'nun devamı niteliğinde olan uzay teleskobunun adı nedir? James Webb olacak bu sorumuzun cevabı. 2019 yılında yaşanan yanardağ patlaması sonucunda bir grup turistin hayatını kaybettiği adanın adı nedir? White Island, Yeni Zelanda'da bulunan beyaz ada olacak bu sorumuzun cevabı. Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken olan grafenin ilk seri üretim tesisi Mart 2021'de nerede açılmıştır? Ankara'da açılmıştır arkadaşlar. 2024 Yaz Olimpiyatları nerede yapılacaktır? Paris'te yapılacaktır. Harvard Üniversitesi Genç Akademi üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanı Canan Dağdeviren, giyilebilir kalp pili, cilt kanserini teşhis eden cihaz gibi projelerinin ardından Parkinson hastaları için icat ettiği beyin iğnesi buluşuna ne ad vermiştir? Hemen bakıyoruz. Aşık Veysel beyin iğnesi adını vermiştir arkadaşlar. Sırbistan'da düzenlenen uluslararası Sanja Pavlović piyano yarışmasında birincilik kazanan genç piyanist kimdir? Nehir Özzengin'dir diyoruz. Birleşmiş Milletler'e bağlı Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli hızlı klavye yarışmalarından olan 2021 Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda 13-16 yaş aralığında kendi rekorunu kırarak dünya şampiyonu olan yarışmacımız kimdir? Nisan Maya Tunçoğlu'dur diyeceğiz. Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi tarafından 2020 yılında dünyanın en güvenli 8. şehri seçilen şehrimiz hangisidir? Eskişehir'dir bu sorumuzun cevabı. Mastaur Antik Kenti içinde 4 ay önce başlatılan çalışmalarla Roma'daki Kolezyum'un benzeri olan, temizlenerek gün yüzüne çıkarılan ve Türkiye'de benzerinin olmadığı açıklanan Kolezyum nerede bulunmuştur? Sorumuzun cevabı Aydın'ın Nazilli ilçesi olacak. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Diyarbakır il sınırından alınıp Muş'a bağlanan bölge neresidir? Şenyayla olacak bu sorumuzun cevabı. Karadeniz'in zeyukması nerededir? Karabük Eskipazar'dadır. Türkiye'nin Avrupa'da ilk tescillenen ürünü ne olmuştur? Aydın kuru inciri olmuştur diyoruz. Türk adına olgunluk çağı anlamını kim yüklemiştir? Kaşgarlı Mahmut olacak bu sorumuzun cevabı. Türk adı ilk kez hangi kaynakta kullanılmıştır? Çin kaynaklarında kullanılmıştır arkadaşlar. 1949'da Avrupa çapında insan hakları, hukuk ve demokrasinin üstünlüğünü savunmak amacıyla kurulmuş merkezi Strasbourg olan hükümetler arası kuruluşun adı nedir? Avrupa Konseyi'dir arkadaşlar. Türkiye'de 9 Ağustos 1949'da katılmıştır. Yeryüzünün en uzun sualtı tüneli olan Manş Tüneli hangi ülkeleri birbirine bağlamaktadır? Sorumuzun cevabı İngiltere ve Fransa olacak. Planlanmasına 2003 yılında başlanmış olup ilk kararlı sürümü 27 Aralık 2005'te yayınlanmış olan, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir Linux dağıtımı olan işletim sisteminin adı nedir? Pardus'tur arkadaşlar. Türkiye'nin uzaya yolladığı ilk gözlem uydusunun adı nedir? Rasat'tır. Türkiye'de elektrikli araçlar için şarj merkezi ilk kez nerede açılmıştır? Gebze'de açılmıştır diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazıcılarına verilen isim nedir? Vaka Nuis'tir arkadaşlar. İlk Vaka Nuis ise Naima'dır. Garipname adlı eserin sahibi kimdir? Hemen bakıyoruz. Aşık Paşa'dır diyoruz arkadaşlar. Türk adının ilk kez geçtiği yazılı kaynak hangisidir? Kuzey Şansi Antlaşması diyeceğiz bu soruya. İlk Türk kültür merkezleri hangileridir? Hemen bakalım. Anav kültürü, Kelteminar kültürü, Afanasiyeva kültürü, Andronova kültürü, Karasık kültürü ve Tagar kültürü olacak bu sorunun cevabı. Herodot tarihinde Alper Tunga hangi isimle anılmaktadır? Modova ismiyle anılmaktadır arkadaşlar. İskitlerin ön Asya toplumlarıyla yaptıkları mücadeleler hangi destanda anlatılmıştır? Alper Tunga destanında anlatılmıştır. Amazon kadınları efsanesi nasıl ortaya çıkmıştır? Hemen bakalım. İskit-Yunan ilişkisi sonucu ortaya çıkmıştır bu efsane. Alper Tunga'nın torunlarından olan ilk Türk kadın hükümdar kimdir? Tomris'tir arkadaşlar. Esik kurganında bulunan altın elbiseli adam kimlere aittir? İskitlere aittir diyoruz. Asya'da kurulan Türk devletleri hangileridir? Hemen bakıyoruz. Asya Hun Devleti, 1. ve 2. Köktürk Devletleri, Uygurlar, Kırgızlar, Türgişler, Hazarlar ve Sibirler diyeceğiz. Avrupa'da kurulan Türk devletleri hangileridir peki? Avrupa Hun Devleti, Macarlar, Bulgarlar ve Kıpçaklar. Hem Asya hem Avrupa'da kurulan Türk devletleri ise Hun Devleti, Hazarlar, Peçenekler ve Avarlar olacak. Milli benliklerini kaybeden Türk devletleri Hazarlar, Avarlar, Macarlar, Bulgarlar, Uygurlar ve Avrupa Hun devletleridir arkadaşlar. Metehan'ın Çin ile yaptığı Çin hanedanını büyük bir yenilgiye uğrattığı ve İpek yoluna hakim olduğu savaşın adı nedir? Peytenk Savaşı'dır diyoruz. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Avrupa Hun Devleti yani Batı Hun Devleti'dir arkadaşlar. Tarihte Tanrı'nın kamçısı ve cesur kavimlerin efendisi olarak bilinen ve Batı Hun Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan hükümdar kim olmuştur? Attila olmuştur arkadaşlar. İstemi Yabgun'un Bizans'la anlaşmak için gönderdiği, Bizans'a giden ilk Türk elçilik heyetinde yer alan ilk Türk elçinin adı nedir? Maniyah'tır arkadaşlar. Orta Asya'da kurulan son Türk Federasyonu hangisidir? Uygur Devleti'dir diyeceğiz. Uygur adı ne anlama gelmektedir? Akraba, müttefik anlamına geliyor arkadaşlar. Çin kaynaklarında Yuanyuan adıyla anılan Türk topluluğu hangisidir? Avarlardır. İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Yine Avarlar olacak bu sorumuzun cevabı. Bulgar kelimesi ne anlama gelmektedir? Karışık anlamına gelmektedir. Museviliği kabul eden, tek ve paralı ordu kuran ilk Türk devleti hangisidir? Hazarlardır diyeceğiz. Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen ve diğer bir adı da Hungar olan tek Türk devleti hangisidir? Macarlardır arkadaşlar. 1799 yılında Macaristan'da bulunan Nayezens Miglos köyü hazinesi kimlere aittir? Peçeneklere aittir diyoruz. Türk tarihinde en önemli rolü oynayan en kalabalık Türk boyu hangisidir? Oğuzlardır. Köktürk devletinden sonra kendi adına para bastıran Türgiş hükümdarı kimdir? Bagatarkan'dır olacak bu sorunun cevabı. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk topluluğu olan ve Orta Asya'da egemenlik kuran son Türk boyu hangisidir? Kırgızlar diyeceğiz. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu olan, Orta Asya'da ilk Türk İslam devleti olan Karahanlıları kuran, Cengiz Han'a itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu hangisidir? Karluklardır. İlk Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin hükümdara Tanrı tarafından verildiğin inancına ne ad verilmiştir? Kut anlayışı adı verilmiştir arkadaşlar. Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan eser hangisidir? Divan-ı Hikmet'tir. Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından yurt dışına çıkarılan ilk Türk gazetenin ismi nedir? Hürriyet'tir. Reform ve Rönesans hareketleri ilk defa hangi ülkelerde ortaya çıkmıştır? Reform Almanya'da, Rönesans hareketleri ise İtalya'da ortaya çıkmıştır. Atatürk'ün siyasal yaşama yönelik eserleri nelerdir? Hemen bakalım. Nutuk, Atatürk'ten mektuplar, Atatürk'ün söylev ve demeçleri. Atatürk'ün sosyal ve kültürel alana yönelik eserleri hangileridir? Atatürk'ün hatıra defteri, Arıburnu muhabereleri raporu, Karsbağ hatıraları, geometri kitabı ve medeni bilgiler. Atatürk'ün askerliğe yönelik eserleri nelerdir peki? Bölüğün muharebe eğitimi, takımın muharebe eğitimi, taktik tatbikat gezisi, taktik meselelerin çözümü ve emirlerin yazılmasına ilişkin öğütler, Cumalı ordugahı, zabit ve kumandan ile hasbihaldir diyoruz. Kil tabletler ve taşlara yazılan çivi yazısı ilk olarak kimler tarafından kullanılmıştır? Sümerler tarafından kullanılmıştır arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar hangi devlet tarafından yazılmıştır? Sümerler tarafından yazılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in mahlası nedir? Hemen bakalım. Avni'dir arkadaşlar. 11. yüzyılda Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacip tarafından Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar prensine atfen yazdığı eserin adı nedir? Kutadgu Bilik'tir. Mimar Sinan'ın hayatını ve anılarını anlattığı el yazması eserin adı nedir peki? Tezkiretül Bünyan'dır arkadaşlar. Hunlara ait olduğu düşünülen ve dünyanın en eski halısı olan halı nereden çıkartılmıştır? Pazırık kurganından diyoruz. Türkçenin ilk sözlüğü olarak kabul edilen Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan eserin ismi nedir? Divan-ı Lügati Türk'tür. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hangi yıl Paris'te imzalanmıştır? 1948 yılında. Soğuk Savaş döneminde ABD'nin Orta Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım yaparak bu ülkelerin komünizm tehdidinden uzak tutulması politikasına ne denir? Hemen bakalım. Eisenhower doktrini diyeceğiz arkadaşlar. Güney Kutup noktasına ulaşan ve Kuzeybatı geçidini aşan ilk denizci olan Norveçli kaşif kimdir? Sorumuzun cevabı Ronald Amundsen olacak. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da ikinci büyük kanyonunun adı nedir? Uşak Uluğ Bey Kanyonu. Yağışın dünya üzerinde az olduğu yerler nerelerdir? Kutup çevreleri, dönence çevreleri ve orta kuşak karalarının iç kısımlarıdır. Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarlar hangileridir? Arkadaşlar Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarlar Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble ve Lodos şeklinde sıralanır. Bunu Kayıp Sakıl diye de kodlayabilirsiniz. Türkiye'de en uzun gündüzün yaşandığı tarih hangisidir? 21 Haziran'dır arkadaşlar. Peki en uzun gecenin yaşandığı tarih hangisidir? Bu sorunun cevabı da 21 Aralık olacak. Yağışın dünya üzerinde fazla olduğu yerler nerelerdir peki? ekvatoral bölge, orta kuşak karalarının batı kıyıları ve muson Asyası olacak bu sorunun da cevabı. Başlangıç meridyeni ve tarih değiştirme çizgisi hangi yıl belirlenmiştir? 1952 yılında belirlenmiştir diyeceğiz. Şimdi de geliyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu önemli sözlere arkadaşlar. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü Çanakkale cephesinde, geldikleri gibi giderleri Mondros sonrası İstanbul'da, artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundayı Amasya genelgesinde, tarih bu kongreyi büyük ve ender bir eser olarak kaydedecek sözünü ise Erzurum Kongresi'nde söylemiştir. Ya istiklal ya ölümü Sivas Kongresi'nde. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus tarihini de yendiniz sözünü 2. İnönü Savaşı'nda. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır ve o satı bütün vatandır sözünü Sakarya Meydan Muharebesi'nde söylemiştir. Ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir sözünü büyük taarruzda, benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır İzmir suikasti, bu bir din meselesi değil dil meselesidir sözünü Bursa olayı sırasında, benim şahsi meselem Hatay sorunu, 40 yıllık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz ise yine Hatay'da söylemiştir Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ün rütbeleri nelermiş? Bunlara bir göz atalım isterseniz. 31 Mart olayında yüzbaşı, Trablusgarp'ta binbaşı, Çanakkale'de albay, Sakarya da başkomutan, büyük taarruzda yine başkomutan, Sakarya'dan sonra ise gazilik ve mareşallik rütbeleri bulunuyor Mustafa Kemal Atatürk'ün. Yunanistan Kurtuluş Savaşı yılları boyunca Batı Anadolu'da verdiği zararın karşılığında savaş tazminatı olarak Türkiye'ye nereyi vermiştir? Karaağacı diyeceğiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda alınan, kanunlarda yer almayan vergi hangisidir? Avarız vergisidir diyoruz. Osmanlı Devleti'nde el yazmalı eserleri kopya eden kişilere ne denir? Müstensih denilir arkadaşlar. Brant-Kellogg Paktı hangi devletlerin öncülüğünde hazırlanmıştır? Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa öncülüğünde hazırlanan pakta Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Krallık, Almanya, Belçika, Çekoslovakya ve Romanya imza atmışlardır. Dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920'de merkezi Cenevre'de kurulan örgütün ismi nedir? Sorumuzun cevabı Milletler Cemiyeti olacak arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yurt dışına hangi ülkeye asker gönderilmiştir? Güney Kore'ye. İstiklal Marşı ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır? 1982 Anayasası olacak bu sorunun da cevabı. Sanayi Nefise Mektebi kim tarafından kurulmuştur? Osman Hamdi Bey tarafından diyeceğiz. Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği eser hangisidir? Şehzade Camii'dir arkadaşlar. Kalfalık eserim dediği eser Süleymaniye Camii. Ustalık eserim dediği eser ise Selimiye Camii'dir diyeceğiz. Atatürk döneminde açılan bankalar hangileridir? Hemen bakalım. Türkiye İş Bankası, Sanayi ve Maden Bankası, Emlak ve Eytan Bankası, Merkez Bankası, Sümer Bank, İl Bank, Etibank, Deniz Bank ve Halk Bank şeklinde sıralayabiliriz. 1938'de uygulamaya geçen 2. 5 yıllık sanayi planında sanayi alanında daha kapsamlı gelişmeler hedeflenmişken bu planın uygulanmasını engelleyen olay ne olmuştur? 2. Dünya Savaşı'nın çıkması olmuştur diyoruz. Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olan anahtar kelimeler nelerdir? Hemen bakalım. Ulusal egemenlik, seçim, ulusal irade, çok partili rejim, seçme ve seçilme hakkı, demokrasi, oy verme, temsil hakkı, millet meclisi ve halk iradesi. Peki milliyetçilik ilkesiyle ilgili olan anahtar kelimeler nelerdir? Hemen onlara da bir bakalım. Ulusal bağımsızlık, milli birlik ve beraberlik, ortak vatan, ırkçı olmama, dil ve kader birliği, din ve ırk birliği şartı yok, ümmetçi anlayış yok, kültür birliği, ulusallaşma, ortak geçmiş ve gelecek. Halkçılık ilkesiyle ilgili olan anahtar kelimeler ise şöyle arkadaşlar. Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, dayanışma, sosyal devlet, sosyal adalet, halka hizmet, halkın refah ve huzuru, kanun üstünlüğü, toplumsal işbirliği. Laiklik ilkesiyle ilgili olan anahtar kelimelere de bakalım. Din ve devlet işlerinin ayrılması, akılcılık, bilimsellik, din, vicdan ve mezhep özgürlüğü, çağdaşlaşma, düşünce özgürlüğü, ruhban olmama, tutucu olmama, hurafe, doğma, teokrasi, din istismarlığı ve batıl. Bu kelimeleri gördüğümüzde soru içerisinde laiklik ilkesini bize hatırlatacak. Peki devletçilik ilkesiyle ilgili olan anahtar kelimeler nelerdir? Arkadaşlar, ekonomi, yatırım, kamulaştırma, yatırımların devlet eliyle yapılması, kalkınma, kamu iktisadi teşebbüsleri, devlet planlaması, milli kalkınma, ekonomik refah seviyesi, milli bankacılık, halk-devlet mali dayanışması, sanayi, endüstri, fabrika, kamulaştırma, özel sektör, ham madde, eğitim, sağlık, adalet, güvenlik hizmetleri şeklinde sıralayabiliriz. İnkılapçılık ilkesiyle ilgili olan anahtar kelimeler ise sürekli değişim, batı, çağdaş, medeniyet, uygarlık, dinamik yapı, değişim, gelişim, yenilik, modernleşme, devrim, muasırlaşma, ilerleme, geriye hiç bakmama, statükaya karşı olma, akıl ve bilim. Örneğin yalan söylememe gibi kendi vicdanımıza karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten ahlak kurallarına ne ad verilir? Subjektif ahlak kuralları olacak arkadaşlar. Sosyal hayatta şahısların birbirleriyle ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten ahlak kurallarına ne ad verilir? Bu sorunun cevabı da objektif ahlak kuralları olacak. Bir ülkede yetkili bir makam tarafından konulan ve yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? Mevzu hukuk adı verilir. Belli bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ise pozitif yani müspet hukuk adı verilmiştir. Yürürlükte olmayan, yürürlükten kalkmış hukuk türüne ne denilmiştir? Peki, tarihi hukuk denilmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Diğer bölümde en kısa zamanda sizlerle birlikte olacak. Hepinize iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.